Evet arkadaşlar. Maalesef futbol istatistik oyunu değil. Şimdi bakınca oyunu kontrol etmişiz. %68 topa sahip olmuşuz. Rakip 32 olmuş. Rakip ceza sahasına 30 defa girmişiz. Rakip 12-13 defa girmiş. Rakip korner atmamış. Ama maçın skoruna baktığımızda 2-1 mağlup olmuşuz. Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Bu bizim beceriksizliğimiz diye. Çünkü Samspor'a yakışmayacak 2 tane gol yedik. 2 tane. 4 ortaları var. İkisi gol oldu. Bizim attığımız orta sayısı 20'nin üzerinde falan. Bunu değerlendireceğiz. Yani bize göre bu sezonun özeti gibi oldu. Şöyle ki Samspor maalesef bütün sezon boyu bu basit golleri yedi. Pozisyon hatalarından, bireysel hatalardan, yanlış pozisyon almalardan üzgünüz. Çünkü bir fırsat daha gelmişti. Maalesef kaçırdık. İkinci devre çok futbol oynandığını, özellikle Boluspor'un golünden sonra çok oyun akıcılığını kaybetti. Neden kaybetti? İşte Boluspor skoru buldu, oyunu yavaşlattı, yattı, kalkmadı. Yani ikinci devre çok keyifli bir maç olmadı ama yani yakaladık pozisyonları. Son dakika direkten dönen bir adımdan ayak içi vurup kaleye atamadığımız pozisyonlar. Maalesef bunu sadece şansa bağlamak istemiyorum. Burada bizim beceriksizliğimiz vardı. Onun için üzgünüz kaybettiğimiz için. Sezonu böyle bu maçı böyle bitirmek istemezdik. Başarılar hocam Samsun Spor'a. Sağ olun kardeşim. Selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Ligde oynanan her maç sonucunda sıralamalar değişiyor. Takımlar aşağı yukarı hareket ediyor. Tabii biz öncelikle Boluspor olarak kendimize bakıyoruz. Kendi sahamızda şok bir golle mağlubiyet oynarken akabinde buna bir reaksiyon göstererek birbiri yakalıyoruz ve ikinci yarı hemen ikinci golü bularak skor avantajını yakalıyoruz. Bu sahne geçen hafta Adana'da da aynısı olmuştu. Rakip ceza sahasına çoğalarak gitmek istesek dahi strese dayalı oyuncularımıza ister istemez doğru zamanlama ve doğru pas yapılamaz oldu. Ama mücadelesi çok üst düzey bir maç oldu. Boluspor takımı seyircisiyle kavuştu ve kucaklaştı. Güzel bir maç sonu oldu. Ben büyük resme baktığım zaman takım adına üzüldüğüm konu şu. 13 galibiyetli takım playoff potasındayken 12 galibiyetli Boluspor'un burada olması manidar. Demek ki bu kadro 12 galibiyet aldıysa biraz daha az yenilgiyle playoff'un iddialı takımlar arasında olabilirmiş. Nasip bu sene bu kadarmış. Bu seneyi böyle kazası belasız atlatıp yeni sene için Boluspor elindeki değerli oyuncu grubunu koruyarak yeni sezona, yeni heyecanla bu ligin gerçek Bolu Bey'i olarak damgasını vurmasını bekliyoruz. Samsunspor'a göstermiş olduğu dirençli mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Futbol kalitesi söylediğim gibi çok yüksek değildi. Mücadelesi yüksekti. Centilmence bir müsabaka oldu. Bundan sonrası için Boluspor'a yeni haftada yeni heyecanı ve yeni galibiyeti armağan etmek istiyoruz. Bülent abi.